dil açısından ve bilgi açısından daha donanımlı ve adalet ve hakkaniyeti bir hayat tarzı olarak yaşayan, şey yapmış olan öğrenciler yetiştirmek, hukukçular yetiştirmek, ya bu noktan çok önemli olduğunu düşünüyorum. 2021 GÜZ Batı Adliyesi modelini kurduk. Farklı bir klinik modeline doğru yine Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı işbirliğiyle ve Batı Adliyesi Başsavcısının inanılmaz desteğiyle burada çok daha farklı bir klinik programımız söz konusu. İyi hukukçu yetiştirmek için öncelikle iyi akademisyen yetiştirmemiz gerekiyor. Biraz önce Gürüs Hocam söyledi. Hukukçunun erdemli bir insan olması lazım. Akademisyen o özelliklere sahip olmazsa nasıl erdemli insan yetiştirecek? Bu da önemli. Biz gerçekten akademisyen eğitimi için gerekli önemi veriyor muyuz? Bu ciddi şekilde tartışılması gereken bir şey. Yargı bizzat aslında üniversitenin bilimsel merceği altına alınması gerekir. Eleştirisi altına alınması gerekir. Bu yapıldığı takdirde hem yargıya büyük iyilik yapılmış olur hem de ülkeye büyük iyilik yapılmış olur. Çünkü insanlar, yüz binlerce insan adliyeye giriyor. Bu adliyelerin nereye yapılacağı, binaların şekli vesaire gibi bütün bunlar hepsi bu hizmetin sunumları, yani nerelere adliye yapılacağı, nasıl yapılacağı gibi bütün bunlar da dahil olmak üzere bu kapsamda incelenmesini biz öneriyoruz. Yargı hukuku ana bilim dalı kurulmasını öneriyoruz. Hakim ve savcıların akademik bakış açısını kazanmaları, konuyu akademik olarak değerlendirebilmeleri, herhangi bir konuyu akademik olarak bir bütün olarak karşıya aktarabilmeleri, kararlarını aktarabilmeleri, bilimsel eserlerden yararlanma yöntemlerini öğrenmeleri açısından mutlaka bir yüksek lisans eğitimi almaları gerektiğini söylüyoruz. Hukuk kitaplarımızı da çok ciddi anlamda revize etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Neden? Yani biz bir kere Z jenerasyonuyla karşı karşıya olduğumuz gerçeğini hiçbir zaman hatırdan çıkartmamamız gerekiyor. Bu değerli arkadaşlarımız WhatsApp imaj fotoğraflarından hayatı öğreniyor. Dolayısıyla biz onlara XYZ isimli çok değerli hocalarımızın 1502 sayfalık kitaplarıyla bilgi öğretemeyiz. Bu ilişkiyi, yani şekillenen şekillendirilen ilişkisini özellikle son 20 yılda görmekteyiz. Ve bu bağlamda hem teknolojinin şekillendirdiği toplumsal ilişkinin veya toplumun hukukun önünde gitmekte olduğunu, hukukun arkadan yetişmeye çalıştığını görüyoruz. Hukukçu nasıl olmalıdır? Bu kutsal kişi bence önemli bir kişi olduğuna göre önemli niteliklere, özelliklere sahip olmalıdır. Herkes hukukçu olamaz. Hukukçu olmak, söylüyorum, bir psikolog, bir filozof, bir edebiyatçı, bir şair, bir ressam, her şey, bir ahlakçı, bir dinci, bir modern insan demektir. İnsan demektir. İnsanın özgürlüğünü hücreleri kadar önemli, haklarını savunan, konu edinen bir bilim, bir sanat dalı elbette en kutsal bilim ve sanat dalıdır. Hukuk fakültelerimizde en büyük sorun tabii ki kontenjan sorunu. Nitelikli eğitimin üzerindeki en önemli engel diye düşünüyorum bunu. Biz 100 istiyorsak YÖK bize 250 veriyor, 300 veriyor. Behemahal hukuk fakültelerindeki öğrenci kontenjanlarının mutlaka ve mutlaka düşürülmesi lazım. Hukuk fakültelerinin birlikte her yıl yenileyeceği senaryolarla yeni senaryolarla bir aktif eğitimle haftada klasik dersler yanında iki ortak pratik çalışma şeklinde bunu yaparlarsa eğitim düzeyi büyük mesafe alır diye düşünüyorum. Tecrübelerime dayanarak söylüyorum.